Aziz kardeşlerim, bugün Allah'ın şeriatını hakkıyla bilmeyen birileri çıkıp yahu önemli olan 4 rekat farzıdır öğlenin, peygamberin ashabının işi gücü olmadığı için onlara sünnet namazda kılın demiş diyorsa birileri bugün ve bunu biz sessiz sedasız kulaklarımızdan girdiği halde içimize sindirebiliyorsak, böyle bir söz, yani bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nafile namaz diye bize emrettiği şeylerin o zamana mahsus, çölde işi gücü yok adamların, mecbur kılmaları lazım, neyle vakit geçireceklerdi denebiliyorsa, Müslümanların ezanlarının okunduğu şehirlerde esprisi bile bunun yapılabiliyorsa, hiç kimse tereddüt etmesin. 10 seneyi 20 seneyi bulmaz, Müslümanların içinden birileri çıkıp aslında cennet insanları morallendirmek için konmuş bir şeydir, cehennem de trafik kuralları gibi bir şeydir işte, bu trafik kuralına uysun insanlar diye Allah'ın cennetini ve cehennemini, böylece iman ettiğimiz Allah'ı ulu orta keyiflerine göre yorumlama cüreti de gösterebilirler. Bunun için biz evimizde çocuklarımıza ve böylece anneler babalar olarak kendimize, yöneticisi olduğumuz vakıflarda, okullarda, Kur'an kurslarında, medreselerde, İslam diye tesis ettiğimiz merkezlerde Allah adına ne kadar iş yaptığımızı o ay topladığımız sadakalarla, Ramazan'daki kurban bayramındaki hisselerle, fitrelerle sakın ölçmeyelim. Sakın ölçmeyelim. Bir vakfın, bir derneğin, bir caminin faaliyetini oradan toplanan paralarla ölçtüğümüz zaman يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ diyarında, paraların, çocukların, ailenin para etmediği bir yerde topladığımız paraları mı Allah'a İslami faaliyetlerimiz olarak göstereceğiz? Ne kadar kurban hissesi topladıysan o kadar başarı, bilanço farklılığı bu dünya literatürüdür. Eğer biz evimizde Müslümanlığı test etmek istiyorsak, çocuklarımıza yaptığımız İslam aşısının ne kadar tuttuğunu görmek istiyorsak, anne annesinin bahçesini, üzüm bağını özlediği gibi kim önce Allah'a kavuşacak diye cenneti özlediğini çocuklarımızın göreceğimiz güne kadar eğitim maratonumuz devam edecek demektir. Çocuklarımızın sabah namazına kalkmasını sağlayacak itici güç de budur. Çocuklarımız bizi ikaz etmeden bile haramdan el çekecek, Allah'tan korkacak bir kıvama gelmeleri de ancak böyle sağlanabilir. Cennet bizim artı gücümüzdür. Cennet hasretimiz kadar namaz kılarız, cehennem korkumuz kadar haramdan el etek çekeriz. Cehennem fanidir, o da gitti zaten. Cennette sonunda gireriz. Nasıl olsa ölen herkes rahmetli oluyor. Ölsün rahmetli olsun. Yaşadığı için zahmetli oluyor. Öldü mü rahmetli oluyor diye kelepur cennet pazarlamaları yapmaya devam ettiğimiz sürece, çocuklarımızı namaz eğitimli yapmış olsak bile, çocuklarımızı genç yaşta umreye götürmüş olsak bile, ne yaparsak yapalım itici güç cennettir. Cennet umududur kardeşlerim.